Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İçki içenin 40 gün ibadeti kabul olmaz deniyor. Bu doğru mudur? Sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti kerimesinden dolayı. Sarhoş olarak kılınan namazlar geçersizdir. Yani bir Müslüman alkol olsa ve sarhoş olsa, o haliyle namaz kılsa bu namazı geçersizdir. Ancak... Bazı Müslüman kardeşlerimiz büyük günah olmasına rağmen ne yazık ki alkol alabiliyorlar zaman zaman. Eğer bu insanlar sarhoş olmadığı zamanlarda namazlarını kılarlarsa ki kılmak zorundadırlar. Yani alkol alıyorum diye namaz ibadeti onlardan düşmez. Hem alkol alma büyük günahını işlemiş olur, hem de namazı terk etme büyük günahını işlemiş olur. Çift açıdan büyük günaha girmiş olur. Ama diyelim ki bir Müslüman alkol aldı ama daha sonra da sarhoş ilk değil iken namazını da kıldı. Acaba bu Müslümanın kıldığı namaz alkol almasından dolayı geçersiz olur mu? Hayır, bu namaz geçersiz olmaz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Tirmizi'de, İbn-i Macid'in geçen bazı hadis-i şeriflerinde Alkol alan insanların ibadetlerinin 40 gün kabul edilmeyeceğine dair hadis-i şerifler var. Bu bu tür hadis-i şerifler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tarafından büyük günahlardan sakındırmak üzere bir tahzir, sakındırma anlamında tehdit olarak kullanılmıştır. Bu tür hadis-i şeriflere biz tehdit içeren hadisler diyoruz. Yani gaye namazın geçersiz olduğunu ifade etmek değil gaye işlenen günahın büyüklüğünü göstermek. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu ifadelerini hem tehdit anlamında değerlendirmek gerekiyor. Ya namazın geçersiz olmadığı ama işlenen günahın büyük olduğu anlamak gerekiyor hem de her günahın ibadetlerin sevabını azaltacağı anlamında değerlendirmek gerekiyor. Mesela bazı hadis-i şerifler var. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki şunu yapmayanın imanı yoktur. Ya da şunu yapanın imanı yoktur. Ne demek? Yani mükemmel bir imana sahip değildir demektir. İşte buradaki hadis-i şerifi de alkol alan Müslüman o alkol iş almakla büyük günah işlemiş olur. Sonra sarhoş değilken namaz kılsa evet Allah namaz borcunu ondan düşürmüş olur. Artık üzerinde namaz borcu olmaz. Namazı geçerlidir. Ancak o namazdan elde edecek sevabı çok azaltmıştır. Belki de bazı zamanlarda neredeyse yok hükmüne getirecek kadar azaltabilir. Ne yapmak lazım o zaman? O zaman alkolü de terk ederek büyük günahtan sakınmak ve inşallah namazları da mükemmelin zamanında kılmak. Bir diğer açıdan da şöyle değerlendirilebilir. İnsanların herhangi bir yerleri kırıldığında veya bir yara çıktığında veya bir arıza olduğunda veya bir zehirlenme olduğunda bunların belli bir müddet tesiri devam eder. Mesela bir adamın kolu kırılsa 30-40 gün kullanamıyor. O kırık halin tesiri oluyor. Veya bir yerinden bir zehir alsa vücudundan temizlenmesi belli bir dönem alabiliyor. Demek ki maddi bedenimize giren bu hastalıklar nasıl belli bir zaman iyileşme sürecine giriyor, hemen iyileşmiyorsa ve hemen sağlıklı hale gelemiyorsak, ruhumuzun işlediği büyük günahlar da o ruhu manen etkiler ve iyileşmesi belli bir süre alır. Hem alkol alan bir Müslümanın bedeninde o alkolun özellikleri belli bir müddet devam ettiği anlamına geliyor. Hem de o alkoldan dolayı zehirlenen ruhunun tasaffi etmesi, saflaşması, berraklaşması ve netleşmesi de yani o günah zehirinden kurtulması da belli bir zaman alıyor diye değerlendirilebilir. Özetle alkol almak büyük günahtır. Alkol alan bir Müslüman sarhoş değilken kıldığı namazda geçerlidir. Ancak bu namazların sevapları çok azalıyor ve ruhları yaralı olduklarından namazdan elde edecek huzurdan, saadetten ve mutluluktan da mahrum kalıyor